Bu videomda sizlere Mame Bonsai'yi nasıl yapılır, nasıl oluşturulur anlatmak istiyorum. Önce Mame Bonsai'miz için ciddi anlamda ufak bir bonsai saksı seçelim ve bunun drenaj deliğini kapatan süzgeci sabitlemek için bir kelebek kilit hazırlıyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Farklı bir yöntem de kullanabilirsiniz. Bu klasik Japonların kullandığı bir yöntem. Gördüğünüz gibi kelebek, kilit. Şimdi şöyle bükelim. Evet. Şimdi yerine sabitleyeceğiz. Daha sonra da ağacın köklerini sabit tutması için kökleri bağlayacağımız telleri de bu tele sabitleyeceğiz ki ağacımızı saksıya diktiğimiz zaman ağacımız devrilmesin. Bu arada Mame Bonsai'yi de anlatalım. Nedir ne değildir diye. Mame Bonsai aslında 10 santim boyutlarında olan minyatür ağaç. Bonsai'ler biliyorsunuz boyutlarına göre de isimlendiriliyor. Ben burada taktik olarak 10 santimlik bir Portilla caria afra türü bir ağaç saksılayacağım şimdi. O bir odunsu çelik. Daha önceki bir büyük ağacımda yaptığım budama yoluyla elde ettiğim bir dalının köklendirilip geliştirildiği bir ağaç. Teli sabitledik şimdi. Bu arada kökleri sabitleyeceğimiz teli de hazırlıyorum. 10 santimlik bu Mame Bonsai'yi hem görüntüsü açısından hem de ileride tabii ki geliştiği sürece ya boyutsallığını koruyup gövde kalınlığını arttıracağım. Artık bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi drenaj deliği hazırlandı. Köklerin bağlanacağı bakırtel hazırlandı. Evet, şimdi de ağacımızı işleme alalım. Önce biraz drenaj deliğinin üstünü kapatmak için ben odun kırıkları kullanıyorum. Şimdi toprağa yerleştirelim. Toprak karışımında zeolit, kiremit kırığı, granit ve çok az miktarda torf mevcut. Tabana toprağı yerleştiriyoruz. Şimdi ağacımızı sakstan çıkaralım. Gördüğünüz gibi ana ağacın ana dalı olduğu için daha yaşlı görünen bir gövde yapısına sahip tabii ki. Aslında nereden baksanız bu dalın bir 2-3 yıllık geçmişi var. Şimdi köklendi. Kökleri de göreceğiz. Önce kök boğazın etrafındaki fazla toprağı alacağım. Çünkü kökleri görmek istiyorum. Herhangi bir kök budaması yapmayacağım. Gerek yok. Tahta bir kalem yardımıyla kökleri açığa çıkartıyoruz. Alt kısmında biraz toprakları. Siz de görüyorsunuz kökler görünmekte. Evet, şöyle tabanı iyice açalım. Şimdi saksıya yerleştirirken çok konumlandırmaya gerek yok. Aynı açısında kullanacağım. Bir değişiklik yapmayacağım. Yerleştiriyoruz. Ve her zamanki gibi klasik çevirme hareketiyle köklerin tam tabandaki toprağa oturmasını sağlayacağız. Normalde kökler üstten bağlanır ama burada ben daha farklı bir yol çizeceğim. Tellerle gövdeyi bağlayacağım. Çünkü çok hızlı bir gelişim olmayacağı için ve daha kolay odunsu bir gövde yapısı var daha doğrusu. Tellerle sabitleyeceğim. Zaten takibi olarak bir ay içerisinde zaten saksının bütününe kökler yayılacağı için artık saksıyla bütünleşecektir. Devrilme olasılığı yok. Genel amaçlı risk almamak adına yaptığım bir işlem şu anda bu. Gördüğünüz gibi bağlandı, sabitlendi. Saksı içinde oynamıyor. Şimdi de toprağı ekleyelim. Yani önce toprağı köklerin etrafına bir serpelim. Daha sonra da yine tahta kalemimizi kullanarak toprağı köklerin etrafına
yerleştireceğiz. Evet. İşte basit bastırma hareketleri. Dikkatli olmak gerekiyor. Kökleri ezmemek gerekiyor. Zaten işlemi yaptıkça koyduğunuz toprağın seviyesinin de azaldığını görüyorsunuz. Çünkü saksıdaki her türlü boşluk dolmaya başlıyor. Biraz daha toprak ekleyelim çünkü seviyesi düştü. Üst açıdan çekim yaptığım için seviyeyi tam olarak algılamakta zorlanabilirsiniz. Tekrardan aynı işlemle toprağa hem kökün iç kısımlarına hem saksının geneline yayıyoruz. Biraz daha ince işçilik yapalım. Daha ince bir bakır tel kullanarak kök boğazının etrafındaki noktalara da aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi toprağa ekledikçe seviye düşüyor. Çünkü toprak tam olarak saksıya oturuyor, dolduruyor, boşluk bırakmıyor. Bu çok önemli. Çok az bir miktar daha ekleyelim ve düzeltelim. Burada toprağın üstüne basıyorum gibi algılayabilirsiniz ama aslında çok büyük bir basınç uygulamıyorum. Çünkü çok kılcal ve çok hassas kökler var. Bu basınç toprakla beraber sıkışınca köklerin zarar görmesi alacak. Ve işlemimiz tamam. Ondan sonraki aşama standart sulama işlemi. Kimi Monzei dostu Alfa türünde bu işlemden sonra sulama yapmaz. Ama ben genelde bir can suyu bağlamında veriyorum. Bunu da daldırma yöntemiyle yapıyorum. Zaten suda uygunluğu var ki su kabarcıkları çıkmıyor çok da az. Farklı bir açıdan da görelim. Gördüğünüz gibi belirli oranda 1 santim kadar suyun altında kalıyor. Şimdi toprağın drenajını gördük. Su tahliyesi gayet iyi. Şimdi gidelim anaç ağacımıza, yani bu dalı vakti zamanında kestiğim ağacımızın yanına gidelim. Evet, siz de görüyorsunuz. Bu çok daha yaşlı bir ağaç ama sol tarafındaki ağaç 8 yıllık bir odunsu çelikten çalışılmış ağaç. Sağdaki büyük ağacımız, ondan almıştım ben bu dalı. Bu da bu saksıda belki 10 yılda bu boyuta gelmez ama çok daha büyük bir saksıda bakım alınırsa 8 senede soldaki ağaç gibi olacaktır.